Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Sevgili dostlar, serimizin 5. videosuyla yine karşınızdayım. Bu videomuzda da vatozlara dair faydalı bilgiler vermeye devam edeceğim. Her zamanki gibi sorunuz varsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Serimizin diğer videolarında nelerden bahsettik? Kısaca onlara değinip sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Vatozlarda hangi filtrasyon türleri kullanılır, hangisi daha uygun olur, iç filtre, pipo filtre, hambur filtre yeterli mi, dış filtre veya SAM sistemleri en verimli nasıl çalışır, bunlardan bahsettik. Bir diğer videomuzda vatozlarda nasıl yavru alınır, vatozlarda su değişimi, su değerleri ve dekorun öneminden bahsettik. Aynı zamanda ideal vatoz akvaryumunun ölçülerinden ve kaç litrede kaç balık bakabileceğimizden bahsettik. Küp tutmayan erkekler için neler yapabileceğimizden, yavrular için çok önemli iki yemden, yavru kayıplarının nasıl azaltılacağından ve hızlı yavru büyütmek için basit ama etkili yöntemlerden bahsettik. Ayrıca hastalıkların tedavisine ilişkin kendi kullandığım yöntem hakkında da bilgi verdim. Öncelikle size akvaryumlarımdaki son durumu göstermek istiyorum. Krizagoltlarımız yavaş yavaş oturmaya başladı. Gördüğünüz gibi 4 batın yavru aldım. Bir kısmını tanka, damızlıkların yanına salmıştım. Bunlar da tankta dolaşabilecek seviyeye geldiler. Belki bu üst kata bir akvaryum koyup bunları da orada boylandırırım. Şu an kararsızım. En son aldığım batın ise şu an kuluçkada dönüyor. Sanırım 3-4 güne onları da yemlemeye başlarım. Bu akvaryumda ise ilangi yavruları var. İlangileri neden göstermediğimi merak edebilirsiniz. F0 ilangi damızlıklarım salonda mobilyalı akvaryumda duruyorlar. Genelde videolarımı bu odada çektiğim için onları pek gösteremiyorum. Burada da yine 20'ye yakın ilangi yavrusu yem yiyecek konumdalar. Bir haftadır onlara yem veriyorum. Geçen hafta 50 civarında yavruyu uğurladık. Kuluçkada ise 7-8 tane yavru var şu anda. Gelin şimdi vatoz akvaryumlarına dönelim ve yeni sorulara cevaplar arayalım. Öncelikle dostlar, en çok gelen sorulardan biri yavruların yaşatılması. Bu konuda size daha önce bilgi vermiştim. İzlemediyseniz serimizin diğer videolarını izleyebilirsiniz. Bugün size aldığımız yavruları yavrulukta değil de anaçların yanında nasıl büyüttüğümden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer yavruları yavruluğa koymadım arkadaşlar. Onun yerine anne babalarının yanında büyütüyorum. Şu ana kadar 1-2 kayıp dışında kayıp yok. Bu şekilde büyütürken biraz daha fazla emek gerekiyor. Yemlemede, dip çekiminde dikkatli olmak gerekiyor. Ayrıca benim gibi SAM kullanıyorsanız SAMP'a kaçabiliyorlar. Avantajı nedir sorusuna gelecek olursak, yavrular daha geniş alan bulduğu için büyümesi hızlanacaktır. Anaçları pek rahatsız etmedikleri için akvaryumda bir sorun oluşturmazlar. Dezavantajı ise bildiğiniz gibi yemi bulamazlarsa ölebilirler. Ben şu an 3 tankımda da bu şekilde bıraktım. Daha önce aldığım yavrular ise yavru tankında devam ediyorlar. Bazı arkadaşlar da küpten çıkan yumurtalara ne yapacaklarını soruyorlar. Arkadaşlar, bazen dişi yumurtayı tam yapıştıramadığı için küpten yumurta kaçabiliyor. Öyle bir durumda yumurtaları varsa kuluçkaya, yoksa bir yavruluğa alıp orada çevirebilirsiniz. Eğer erkek görevini yerine getirdiyse yumurtalar Allah'ın izniyle çıkacaklardır. Sonrasında yine keselerinin bitmesini bekleyebilirsiniz. Kimi hobiciler düşen bu yumurtaların döllenmediği için erkek tarafından atıldığını düşünüyor. Bu yanlış bir düşünce. Genelde tam yapışmadığı için erkek yerlerken bu yumurtalar dışarı çıkabiliyor. Zaten dişi tam olarak yumurtalara yapıştırdığında inanın yumurtaları küpten çıkartmak çok zor. Bir diğer soru Artemia'nın verilip verilmemesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Artemia veriyorum. Hem damızlıklara hem de yavrulara verebilirsiniz. Pek çok hobici damızlıklara Artemia vermekten çekiniyor. Gördüğünüz gibi benim tüm balıklarım severek tüketiyorlar. Burada ölçüyü kaçırmazsanız sorun olmayacaktır. Fazla verdiğiniz yenmeyen Artemia'lar ölecekler ve suyun kimyasını olumsuz etkileyeceklerdir. Artemia dışında farklı canlı yemler de var. Ben onları pek kullanmıyorum. Canlı yemlere ilişkin sizlere daha önce bir video paylaşmıştım. Bu videomuza ulaşmak için sağ üst köşeye tıklayabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, bugün yine sizlerden gelen sorulara cevap vermeye çalıştım. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sizler de görüşlerinizi aşağıya yazabilirsiniz.
Soru-cevap serimizdeki diğer videolarda izlemeyi unutmayın. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hem oradan cevap veririm hem de ileriki videolarda sözlü olarak cevaplandırırım. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.